Elazığ'da uzun bir süre valilik görevini yürüten ve 1 Kasım seçimlerinde MHP'den Bursa milletvekili seçilen Kadir Koçdemir Elazığ'a geldi. Milletvekili Kadir Koçdemir MHP Elazığ İl Teşkilatı'nı ziyaret etti. MHP Elazığ İl Başkanı Abdullah Aperdem, Kadir Koçdemir'in Elazığlıların gönlünde taht kurduğunu söyledi. Elazığ'dan ayrılmasının üzerinden yaklaşık 10-11 sene geçmesine karşın yapmış olduğu başarılı hizmetlerle Elazığ halkının gönlünde taht kuran bir valiydi. Hala konuşulan, yaptığı hizmetleri anlatılan bir valimiz. Şu anda milletvekili olarak ülkemize hizmet etmekte. Bugün de partimize bir nezaket ziyareti gerçekleştirdiler. Bu vesileyle birlikteyiz. Elazığ eski valisi ve MHP Bursa milletvekili Kadir Koçdemir ise inşallah Elazığ'a eksik kalan hizmet borcumuzu ödemek bizlere nasip olur dedi. Elazığ benim ömrümün zenginliği saydığım, ömrümde edindiğim çevre içinde müstesna yeri olan dostlarımın bulunduğu bir yer. Bizim mesleğin mutadı dikkate alındığında uzun süre hizmeti neticelendirecek kadar burada görev yapma imkanımız olmadı. Cenab-ı Allah'tan duam, niyazım inşallah bu siyaset yoluyla bundan sonra çıkan fırsatlarda Elazığ'a eksik kalan, içimizde uhde olarak kalan hizmet borcumuzu ödemek bizlere nasip olur. Memleketimiz uzun yıllardır tek parti iktidarları tarafından yönetiliyor ve bu tek parti iktidarının koalisyonlara göre belli avantajları var muhakkak. Bunlar da 2011 yılına kadar belli hizmetler bir şekilde yapıldı ama bu hizmetler yapılırken bazı alanlar ihmal edildi. Bazı alanlarda da yeni sorunlar büyütüldü, sorunlara yol açıldı. Arandığımda sadece bahtiyar olacağımı bilmenizi bir kere daha sizlerin bilgilerine arz ediyorum. Koordinatör vekillik gibi vekil çıkaramadığımız yerlere bir görevlendirme düşüncesi var. Eğer bu tahakkuk ederse de bu bölgeyi ben talep edeceğim. O zaman inşallah 2 ayda bir sürekli buraya gelmeye gayret edeceğim. Milletvekili Kadir Koçdemir seçim sonrasında üzüldüklerini ancak değerlendirmelerin yapıldığını ifade etti. Seçim sonrasında üzüldük. Hiç hak etmediğimiz, layık olmadığımız bir sonuç aldık. Bunun değerlendirmeleri bir şekilde yapılıyor. Hem genel merkezimiz, başta genel başkanımız olmak üzere Merkez Yönetim Kurulu ile birlikte değerlendirmeler yapıyor. Teşkilatlardaki arkadaşlarımız da daha iyiye gitmesinin nasıl uygun olacağına dair kanaatlere sahipler. Bu süreç bir şekilde neticelenecek ve bu sürecin sonunda Milliyetçi Hareket Partisi kendini güçlendirmiş, tahkim etmiş vaziyette tekrar yoluna devam edecektir. Bizim yaşadığımız ilk sıkıntı değil bu. Geçmişte de benzer sıkıntıların içinden geçtik ve kardeşliğimizi, o büyük ve onurlu bir aile olma durumumuzu muhafaza ederek yolumuza devam ettik. Rahmetli Abdurrahim Karakoç'un bir şiiri var. Suları ıslatamadım diyor. Eğer biz bu milletten tek başına iktidarı bu zamana kadar alamamış isek bu suları ıslatamamak gibi bir şey. Kusuru kendilerinde aradıklarını belirten MHP milletvekili Koçdemir, vatandaşlardan oy alamamanın sebebini de anlattı. Bence acizane kanaatim önce birbirimizi daha sonra milletimizi doğru bir şekilde sevmeyi beceremeyişimizdendir. Buradaki eksiklerimizdendir. İnşallah bunu tamamlayacağız. Bir Anadolu halk deyişi var. Ben çok severim. Diyor ki eğer aşık isen yarın ne mihnet. Eğer gerçekten seviyorsanız sevdiğinizin size olan tepkisi vesairesi hiç önemli değildir. Eğer aşık isen yarın ne mihnet diyor. Biz de bu milleti seviyoruz. Onun verdiği vermediği hepsi başımız gözümüz üstüne diyoruz. Kusuru kendimizde arayacağız. Eksiğimizi tamamlayacağız.